Evet sevgili İrfan Savcı, 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'ydı. Evet. Bu alçakça tabii girişim karşısında. Ya, o günü ve günümüzü değerlendirsen neler söylersin? O günü değerlendirilebilecek bir gün değil. Yani bunun üzerine konuşup o hainleri tekrar gündeme getirmek, o hainliği tekrar gündeme getirmek açıkçası benim içime çok sinmiyor. Ancak unutturmamak adına da Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nün böyle coşkuyla, hatta belki daha fazla coşkuyla kutlanması da benim adıma çok önemli. Nihayetinde bunu bilmeyen gençlerimiz, bunu görmeyen gençlerimiz olabilir. Şimdi olmasa bile bundan 10 sene sonra neymiş kardeşim bu 15 Temmuz diye belki hakir, belki küçük görecek insanlar olabilir. Bunların önüne geçmek adına ve bizim hafızamızı tekrar tazelememiz, o günleri tekrar bu zaferi hainlere karşı Türk ulusunun, vatanını milletini seven bütün Türk milletinin zaferini de herkese her an hatırlatmamız adına çok önemli. Kutlu olsun, coşkuyla kutlandı, yad edildi, Kur'an-ı Kerimler okundu, şehitlerimizi andık, evet, selalar verildi. Bir daha yaşanmamak üzere inşallah bu hainler de hak ettiği cezayı buldu, bulmaya da devam ediyor. Biz de bundan ders çıkarmak adına amm etkinliklerine katılıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Tabii bu arada bir hatırlatma yapalım. Programımız Facebook ve YouTube uygulamaları üzerinden devam ediyor. Yorumlarınızla programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Sevgili Erhan Veren. 15 Temmuz aslında şöyle anlatılabilir. Ülkemizin bağımsızlığını kastedecek olan her türlü girişime karşı Türk milletinin vereceği en güzel cevabın aslında bir vücut bulmuş hali, bir göstergesidir 15 Temmuz. 7 yıl geride kaldı. Evet. 7 yıl oldu. Bu süre içerisinde halen daha aslında hani günlük hayatımızda işte hani işte geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde halen daha 15 Temmuz'un etkilerinden devam eden işte FETÖ operasyonları hala devam etmekte. Halen daha bir kıpırdanmalara karşı işte emniyet birimlerimizin müdahaleleri söz konusu. Ve şöyle bir şey var. Halen daha biz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün varlığını aslında yeri geldi bazı söylemlerimizle, eleştirilerimizle işte bu FETÖ'cü ağzı, işte bu FETÖ'cü yapılanması, bu FETÖ planı diyerekten aslında bu varlığın halen daha devam ettiğini bir şekilde aktarıyoruz, konuşuyoruz. Bunu sadece bizler değil, siyasilerimiz aktarıyor, işte sivil toplum kuruluşları temsilcileri aktarıyor, işte yöneticiler aktarıyor. Mesela bizim Kastamonu Belediye Başkanı mesela 3-4 defadır hani bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Yani bu aslında hani bu FETÖ'nün halen daha bir kıpırdanma içerisinde olduğunu, bir hareket içerisinde olduğunu gösteriyor. 15 Temmuzlar ise bize aslında bu kıpırdanmaların, bu hareketlenmelerin boş olmayacağını, en kötü senaryonun işte 15 Temmuz'da yaşandığını bize bir hani ders niteliğinde aslında önümüze sunuyor. Hatırlatma bağımında önümüze sunuyor. O yüzden aslında hani 15 Temmuz'ları anarken, şehitleri anarken ya da o dönem, o günkü insanların vermiş olduğu mücadeleyi aktarırken hep şunu söylüyoruz. Unutma, unutturma diyoruz. Yani 15 Temmuz bu anlamda hani önemli ve değerli. Dediğim gibi unutmamak lazım, unutturmamak lazım. El birliğiyle bu konuyla ilgili mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek lazım diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii 15 Temmuz başını da bu şekilde kapatmış olduk.